Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber birinci ve ikinci burun ameliyatımdan bahsedeceğiz. İşte bu süreçte neler yaptım, morluklarım, işte şişliklerim ne durumda oldu, bunları geçirmek için neler yaptım ve hangi doktora ameliyat oldum, sizinle bunları konuşacağım. Yani birazcık muhabbet edeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Ben geçen sene, yani bir sene önce Şubat ayında birinci ameliyatımı oldum. Ulaş Bali, doktorumun adı Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde oldum Manisa'da. Şöyle burnumda, şu kıkırdağımda bir yamukluk vardı aslında ve burnumdaki kırdak, şu iç taraftaki, parçalanmış durumdaydı. Tabii ben bunu ameliyattan sonra öğrendim. Nasıl oldu, nasıl parçalandı hiçbir fikrim yok. Burnumu düzeltmesi çok zordu. Burun deliklerimde aşırı bir eşitsizlik vardı ve aşağıdan baktığımda burnumun içinden bir kıkırdak gözüküyordu. Yani nefes almayla ilgili bir problemim yoktu. Ben tamamen görünüş amaçlı böyle bir ameliyat oldum. Doktorumu bir tanıdığımız vasıtasıyla hani iletişime geçtim ve gerçekten aslında birinci ameliyatımın sonucundan da çok memnundum. Sadece ameliyatım çok uzun sürmüştü. Hani 2,5 saat kadar sürdü sanırım benim ameliyatım. Ve sonrasında şuradaki kıkırdakta sanırım ben hani masajımı falan yapmadığım için kıkırdak dokusuna bir çıkıklık oluştu. Aslında hani çok göze çarpan bir şey değildi. Etrafımda hani ailem, arkadaşlarıma kalsa da benim ikinci ameliyat olmam pek gerek yoktu. Zaten ikinci ameliyatımda bu Şubat ayında oldum. Ne kadar oldu ben olalı Deniz? Ölçmedim ki. Sanırım 3-4 hafta falan oldu. Bir ay oldu ben ikinci ameliyat olalı. Sadece yarım saatlik bir törpüleme işlemi yapıldı. Şimdi size fotoğraflarla beraber birazcık bu süreçten bahsedeceğim. Fotoğrafları şuraya ekleyeceğiz sol tarafıma. İlk ameliyattan çıktıktan 2-3 saat sonraki bir fotoğraf var elimde. Morluklarım çok hafif, göz içlerimden başlamış ki ben bütün gece boyunca, bir gece hastanede kaldım. Bütün gece hiç uyumadan gözüme sürekli buz koydum. Ona rağmen morluklarım, şişliklerim çok fazla oldu. Şişliklerim çok fazla başlamamış. Morluklarım var. İşte alçım var. Şu kısımlarda ve sadece göz içimde morluk var ilk gün. Ertesi gün eve çıktığımda morluklarım tam mor değil de böyle kırmızımsı bir hale almış. Yine aynı yerlerde morluklar var. Herhangi bir şişliğim hala yok. Daha sonra 8 Şubat ikinci gün. Daha sonra 9 Şubat yani 8 Şubat'ın gecesinde şişliklerim başlamaya başlamış. Yanaklarım böyle ceviz koymuş gibi olmuştu. Hatırlıyorum. Video var zaten. Videoyu ekleyeceğim. Göz altım böyle sanki 5 gün uyumamışım da burada torbalar çıkmış gibi bir hal var. Ve alnımın şu ortasında kocaman bir sivilce çıkmış gibi, buradan alçı baskı yaptığı için bir şişlik oluşmuş. Ve ben sürekli 2 hafta boyunca ameliyattan çıktıktan sonra zaten alçı kaldı burnumda. Ve sürekli şöyle dümdüz bir şekilde yaklaşık 3 yastıkla falan yatıyordum. 2 hafta boyunca ağzımı hiç açamadığım için hani en fazla çay kaşığı girecek şekilde açabiliyordum. Doğru düzgün beslenemedim. Pipetle su içiyordum. Ağrı kesilerimi çok zor içiyordum mesela. Ve sadece çay kaşığıyla patates püresiyle beslendim. Çok kilo vermiştim o dönemde. İşte 9 Şubat'ta İyice şuralarıma kadar morluklar yayılmış. Ve aynı gün içinde 40 tane fotoğraf çekilmişim. Neden bilmiyorum. 10 Şubat'a geçtiğimizde şu göz altlarım sararmış ama hala morluklarım var. Göz kapaklarım artık böyle şişlikten kapanmak üzere. Etrafıma şu şekilde bakıyordum. Şöyle sadece küçücük bir kısımdan görüyordum. Yanaklarım buraları aşağı çökmüş. Sanki yaşlanmışım da yanaklarım şey olmuş gibi. Buldog köpekleri miydi onlar? Aslan. Buldog köpekleri gibi yanaklarım sarkmış durumdaydı. Zaten şişliklerim benim yaklaşık 3 haftada geçti belirgin şişliklerim. Ama 2-3 aya kadar suratım hala tombul durumdaydı. Zaten suratım normalde de tombul da. Yani çok dikkatli bakınca suratımdaki şişlikler hala devam ediyordu. Yine 10 Şubat günü sargım açık bir fotoğraf var. Şuramdaki sargı bezini açmışım. Buram kan dolu. Ve burnumun içindeki tamponlardan dolayı ağzımdan nefes almaya o kadar alışmıştım ki ameliyattan sonraki 2-3 ay boyunca hala ağzımdan nefes almaya devam ediyordum uyurken vesaire. Gözlerim iyice sararmış. Bu fotoğrafa bakan biri zaten ikinci bir ameliyatı olmak istemez yani bunları gördükten sonra. Sonraki fotoğrafları çok uzatmayacağım. Sadece neler yaptığımdan vesaire bahsedeceğim. Gün gün zaten fotoğrafları buraya ekleyeceğim şu an yan yana. Şişliklerim azalmadı. Yani şöyle gülemiyordum. İnsanlar ziyarete geldi mesela arkadaşım Deniz falan ziyarete geldi.
Hani görünce şöyle bir bakıyorlardı. Gülüyorlardı ama ben gülemiyordum. Evde kesinlikle komik bir şey olduğunda böyle yapıyordum. Beni güldürmeyin. Hani ağzımı açıp konuşamıyordum bile. Benim tek sıkıntım ağrılarım oldu. Gerçekten ilk ameliyatta çok fazla ağrım oldu. Hani morluklar falan, morluklarım 12 günde geçti tamamen. Şişliklerim işte 3 haftaya kadar devam etti ama hani böyle aşırı bir şişlik yoktu son bir hafta içinde. Göz kapaklarım biraz şişti. Şu yanaklarımda hala şişlikler vardı. Ben 14 gün sonra hani ameliyat morluklarım geçti. Ondan 2 gün sonra ben Ankara'ya gittim. Hava soğuktu ve soğukta gerçekten ben bu ikinci ameliyatı olmadan önce de yani birinci ameliyatımdan 11 ay sonra bile benim soğuktan burnum zaten sızlıyordu. Hani arada bir ağrılarım oluyordu. Yani hiç darbe almadım burnuma. Bir kere darbe aldım. Ona da çok sert bir darbe değil ama hani şöyle dokununca bile belki de psikolojiktir. Gerçekten hani burnumun ağrıdığını ve sızladığını hissediyordum. Soğukta da aynı şekilde. Sonra ben ikinci ameliyatın olmaya nasıl karar verdim? Çok fazla kafama takıyordum aslında. Şurada tam şu yan tarafta böyle bir çıkıntı oluşmuş. Çok küçük, hani göze batmıyordu. Ben çok hani aynada çok fazla kendimi inceliyordum. Ve dedim ki aa burada çıkıntı var, ben boşuna ameliyat oldum falan. Doktorumdan çok memnunum. Sonra kendisinden tekrar rica ettim de zaten. Hani ben bundan rahatsızım dediğinde. Hani aslında çok gerekli bir şey olmadığını ama kendimi rahatsız hissediyorsam zaten çok kısa bir işlem olduğunu yapabileceğini söyledi. İşte Şubat'ın değil, Ocağın son haftasında sanırım. Aynen Ocağın son haftasında sanırım. Bana bir gün verdi. Ben yine işte anestezi için kontrollerimi yaptırdım. Sonra ameliyatın sabahında işte yak 12 saat falan yemek yememeniz gerekiyor. Su içmemeniz gerekiyor. Çünkü anestezi midenizi bulandırabiliyor. Ben 12 saat boyunca işte hiçbir şey yemedim, içmedim. Sonra ameliyata girdim. Zaten yaklaşık bir 45 dakikalık bir narkoz ne verildi bana? 45 dakika sonra uyanmıştım aslında. İlk ameliyatımda benim hiçbir şekilde mide bulantım olmadı anesteziden dolayı. Ama ikinci ameliyatımda ya genzime hani kan mı gitmiş bilmiyorum. Kalktığımda midem çok bulanıyordu ki aç karnına girmiş olmama rağmen. Böyle çok az bir kan kustum. Sonra zaten ondan sonra benim mide bulantım geçti. Ameliyattan bir 6, sonra 6-7 saat falan katı yiyecekler vermiyorlar işte. Sadece işte çorba içtim, su içtim. Bunun dışında ikinci ameliyatımda çok fazla ağrım olmadı. Eve çıktıktan sonra ben gayet ertesi gün işte hamburger yiyebiliyordum. Normal ekmek, hani katı besinler tüketebiliyordum. Çünkü burnumda herhangi bir, sadece içinde bir dikiş vardı. Dışında herhangi bir dikiş olmadığı için, ameliyatım kapalı yapıldığı için ağzımı oynatmakta güçlük çekmiyordum. Zaten ikinci ameliyatım hani böyle alçı gibi bir şey değil de sadece bir bant yapıştırıyorlar oraya. Hani galiba morluğu azaltması için olması lazım ya da şişliğin geçmesi için. Sadece bir bant ve şuramda bir sargı bezi vardı. İçinde de normal silikon tampon değil, sargı bezi şeklinde tampon vardı. Zaten benim ikinci ameliyatımda sadece burnumun sağ tarafıyla oynandı. Çünkü şurada bir kemik vardı. O törpülendi. İşte 3 gün sonra bu sargı bezini çıkardılar benim burnumdan. Dikiş zaten kendisi eriyen bir dikiş. İç kısımda olduğu için belki erimiştir bile bilmiyorum. Kanamam çok az oldu. Böyle damla damla geliyordu 3 güne sonra, 3 güne kadar. 3 günden sonra da benim hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece işte soğuktan dolayı ağrılarım oluştu ki dışarıda çıktım gayet. Morluklarım da hiçbir şekilde oluşmadı. İşte onun fotoğraflarına bakacağım. İlk gün sadece şu kısmımda bir şişlik olmuş ve şuralarımda çok azlık bir şişlik olmuş. Ki o şişliğim de benim sanırım 2 gün falan sürdü. 2 gün sonra direkt indi. Morluklara gelince de morluk da değil aslında. Tam şu gözlerimin iç kısmı hani morlukların geçme evresi olur ya sarı. Direkt sararmalar oldu. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Sadece şu kısımlarda sararıklıklar vardı. Böyle yanaklarım falan şişmedi. Dediğim gibi sadece buralarım ve buralarımda bir sıkıntı oldu. Törpüleme işlemi olduğu için sadece. Onun dışında ikinci ameliyatımı çok kolay anlattım. Neler yapılmasına geldiğinde ben ameliyattan çıktıktan sonra uzun bir süre dediğim gibi şu şekilde dümdüz kafam yüksekte yattım ki şişliklerim inebilsin diye. Burun ucum çok az kaldırıldı. İşte şuram yani şuram düzeltildi ilk şeyde ameliyatımda ve burnumun şu kıkırdağındaki yamukluk düzeltildi ki en zor sanırım şu kıkırdağı ortaya almakmış. Yani öyle demişti doktorum. Sargılarım işte
tamponlarım çıktıktan sonra, silikon tampon vardı. Tamponlarım çıktıktan sonra hani okyanus suyuyla yıkadım sürekli burnumu günde 2-3 defa ve 3 ya da 4 gün İliadin kullanmış olmam lazım. Aynı zamanda alerji ilacı içiyordum tamponlarım hala varken. Çünkü hapşurmaya çalıştığınızda, yani hapşurunuz geldiğinde burnunuzun içinde bir şey var. O tamponların oradan çıkmaması lazım. Gerçi çok dipti hani, ama hapşurmanın etkisiyle bunlar aşağıya kayabilir ya da kanamanız olabilir ya da canınız çok fazla acıyabilir. Bunun için aynı zamanda alerji ilacı, işte enfeksiyon kapmaması için de antibiyotik ve ağrı kesici gibi şeyler içiyorsunuz. 2-3 tane zaten, onları size doktorunuz veriyor. İşte nasıl yatmanız gerektiğini, ne kadar süre, tabii ameliyata göre değişir, ne kadar süre gözlük takmamanız gerektiğini, bunları hepsini doktorunuz size anlatıyor. Ve burnun hani yapılan işleme göre size bir masaj veriyor. Dediğim gibi en başta ben büyük ihtimalle bu masajı yapmadığım için benim şuradaki kemikte bir çıkıntım oluştu. Daha sonra çok az bir burun kaldırma işlemi yapıldığı için ben 30 gün boyunca mı, 40 gün boyunca mı ne, şöyle bir bant var, atel gibi. Bunu her gece işte yatmadan önce takıyorsunuz tam şu burun ucundan yukarı doğru. Bu sizin burnunuzun hani herhangi bir şeyde düşmesini engelliyor mu diyeyim, öyle bir şey işte. Gece yatmadan önce onu takıp sabah çıkarıyorsunuz. Ben mesela makyajı çok zor yapıyordum. Hani insanların ağrısı 2-3 ay sonra geçer, benim de geçmişti ama psikolojik olarak sanırım buraya sünger falan değdiremiyordum. Böyle yavaş yavaş 10 dakikada burnumun üzerine fondötenliyordum. İnsanlar normalde ameliyattan 2 hafta sonra o bantın üzerine fondöten sürüp de çıkıyorlar. Bu benim sanırım tamamen psikolojik bir şey. Eğer ilaçlarınızı düzgün kullanırsanız ya da doktorunuzun dediği şeylere dikkat ederseniz zaten ağrılarınız en az düzeye düşüyor. Masaj yaparsanız, işte herhangi bir darbe gelmesine önlerseniz zaten sorunsuz bir süreç atlatırsınız. Ben darbe gelmesine çok dikkat ediyordum. Hani uzak ortamlardan kaçınıyordum. İlk ameliyat olduktan 2 hafta sonra işte okula gitmiştim. Arkadaşlarımla selamlaşmıyordum herhangi bir darbe alırım diye. Böyle şeyler aslında korkulması gereken, yani doktorunuza güveniyorsanız korkulması gereken hiçbir şey yok. Ben çok fazla video izlemiştim girmeden önce. İşte burnum istediğim gibi olmadı, işte şu sorunlar oluştu gibi videolar var. Bu tamamen doktorunuza güvenmeniz, hani doktorunuza istediğiniz şeyi açıklamanızla alakalı. Ben doktoruma hani çok fazla güveniyordum ki istediğim gibi de oldu. Benim ikinci ameliyat olmamın sebebi tamamen hani kendimi çok incelemem büyük ihtimalle. Ama şu an yani gayet memnunum. Yani uzun lafın kısası, önemli olan doğru doktoru bulmak, kendi istediğiniz şeyi bilmek ve ameliyattan sonraki süreçte gerekli olan şeylere dikkat etmek. Umarım videom size en azından birazcık faydalı olmuştur. Hani ameliyat olmayı düşünen varsa ya da bununla ilgili bilgi almak isteyen varsa, bir dahaki videoda görüşmek üzere.